Evet, hız formülü birim zamanda gidilen yola hız denir. Buna göre hızı v olan bir hareketlinin t sürede aldığı yolu x ise x eşittir v çarpı t diyoruz. Yani yol eşittir hız çarpı zaman diyoruz. Hız problemlerini sadece bu formülle çözebiliriz. Bu şu demek: belirli bir AB yolunu v hızıyla giden bir araç, saatte v kilometre bölü saat hızla giden bir araç, t saat sonra x eşittir v çarpı t kadar yol alır. Örneğin saatteki hızı 40 kilometre olan bir otomobil 3 saatte kaç kilometre yol alır deniyor. Evet, A ve B kentleri arasında 40 kilometre ile gittiğini düşünürsek, yani saatte 40 kilometre hızla hareket ederse 1 saat sonra 40 kilometre gidecek. Yine 1 saat sonra 40. İkinci saat, üçüncü saatin sonunda da yine bir 40 kilometre gideceği için toplam AB uzunluğu, yani gideceği yol uzunluğu 120 olacaktır. Veya V dediğimiz hız 40 kilometre bölü saat. Süre t süresi 3 saat. Dolayısıyla aldığı yol veya alacağı yol 40 çarpı 3'ten 120 olacaktır. Bir diğer çözüm yolu olarak da eğer 1 saatte 40 kilometre giderse bir araç, 3 saatte kaç kilometre gider doğru orantısını kurarsak, saat arttığında alınan yol da artmış olacak. Dolayısıyla içler dışlar çarpımı doğru orantı. X'in değeri buradan 3 çarpı 40'tan yine 120 kilometre çıkacaktır. Beş saatte 600 kilometre yol alabilen bir aracın saatteki ortalama hızı kaç kilometredir deniyor. Evet, yine A ve B kentleri arasında 600 kilometrelik bir yol verilmiş. V hızıyla gittiğini düşünürsek 5 saatte 600 kilometre yol almış. Bu şu demek: hızın zamanla çarpımı alınan yola eşit, yani 600'e eşitti. Dolayısıyla V'nin değeri buradan 120 kilometre bölü saat bulunacaktır. Bir araç bir yolu belli bir hızla 24 saatte alıyor. Bu araç hızını %50 oranında arttırırsa aynı yolu kaç saatte alır? Evet, diyelim ki yine AB uzunluğundaki bir yolu V hızıyla gittiğinde 24 saatte gidiyor. 24 saatte gidiyorsa o zaman AB hızı, AB yolu 24 çarpı V kadardır. Bu araç hızını %50 oranında arttırırsa, ilk durumda hızı V idi. %50 oranında arttırdığında V bölü 2 kadar arttıracak. Yani V artı V bölü 2'den hızı 3V bölü 2 olacaktır. Aynı yolu kaç saatte alır diyor. AB uzunluğu 24 çarpı V idi. T saatte alırsa hızı 3V bölü 2 T saatte aldığında 24V'ye eşit olacak. V'ler gider. 3'ler de sadeleşirse T'nin değeri 16 saat olarak bulunur. Bir araç saatte v kilometre hızla 10 saatte aldığı bir yolu, evet, A ve B kentleri arasında v kilometre bölü saat hızla 10 saatte aldığı bir yolu 10 saatte gidiyorsa, o zaman AB arasındaki yol 10 çarpı v olarak bulunur. Hız çarpı zaman alınan yola eşitti. Saatteki hızını 10 kilometre azalttığında
Yine AB kentleri arası saatteki hızını 10 kilometre arttırırsa hızı V-10 olacaktır. 12 saatte yol alıyor. Aynı yolu, yani 10 çarpı V'lik bir yolu 12 saatte alıyor. Buna göre V nedir diye soruluyor. Öncelikle AB'nin uzunluğunu 10 çarpı V olarak söylemiştik. AB uzunluğu aynı zamanda V-10, yani hız çarpı zamandı. V-10 ile 12'yi çarptığımızdaki değer yine AB yolunu, yani 10 çarpı V'yi verecek. Dağılma özelliğini uygularsak eğer 12V-120 eşittir 10V. 10V'yi de yine eşitliğin diğer tarafına atıyoruz. 120'yi de diğer tarafa. 12V'den 10V çıkarsa 2V, 120'den V'nin değeri 60 olarak bulunur. Evet, özellik olarak VA VB'den büyük olmak üzere, yani A'dan hareket eden araç B'den hareket eden araçtan hız olarak fazla olmak şartıyla aralarındaki mesafe AB olan iki hareketli aynı anda birbirlerine doğru hareket ettiklerinde, birbirlerine doğru hareket ediyorlarsa ya da zıt yönde hareket ettiklerinde hızlar toplamı, yani VA artı VB ile karşılaşma süreleri çarpılarak aradaki AB yolu bulunur. Eğer aynı yönde hareket ediyorlarsa, aynı yönde hareket ettiklerinde ise arkadaki aracın hızı fazla olduğu için VA eksi VB çarpı yetişme süresi yine AB uzunluğuna eşit olmuş olacak. Evet, A ve B noktalarından şekildeki hızlarla aynı anda birbirlerine doğru, yani zıt yönde hareket eden iki araç 3 saat sonra karşılaştıklarına göre. Evet, demiştik ki eğer birbirlerine doğru ya da zıt yönde hareket ediyorlarsa hızları toplamı çarpı karşılaşma süreleri bize AB yolunu veriyordu. Hızları toplamı 100, karşılaşma süreleri 3 saat olarak verilmiş. Dolayısıyla AB uzunluğu buradan 300 kilometre bulunmuş olacak. A ve B noktaları arası kaç kilometredir diye soruyor zaten. A ve B kentleri arası, noktalar arası 300 kilometredir. Yani saatte 8 kilometre hızla yürüyen Hakan, hızı 8 kilometre bölü saat, kendisinden 9 kilometre ileride olan, aralarındaki farkı 9 kilometre olan Hasan'a aynı yönde saatte 5 kilometre hızla yürüyen Hasan'a kaç saat sonra yetişir deniyor. Aynı yönde hareket ettiklerinden dolayı hızlı olandan yavaş olanı çıkartacağız. Yani 8 eksi 5 çarpı yakalama süresi aralarındaki farka, yani 9'a eşit olacak. Dolayısıyla 3 çarpı yakalama süresi 9 ise buradan TY dediğimiz ifade 3 saat olarak bulunur. Evet, bir araba 5 saatte gittiği yoldan hızını saatte 40 kilometre arttırarak 5 saatte dönüyor. Evet, bunu da yine A ve B noktaları olarak gösterirsek V hızıyla 5 saatte gittiği yol demek AB kentleri arası veya noktaları arasının hız çarpı zaman, yani 5 çarpı V kilometre olması demek. Hızını saatte 40 kilometre arttırarak geriye dönüyor. O zaman hızı V artı 40 olacak.
4 saatte dönüyor. O halde aldıkları yollar birbirine eşit olduğu için her iki denklemi ayrı ayrı birbirine eşitliyoruz. 5V eşittir hızla zamanın çarpımı, yani V artı 40 çarpı 4. Buradan 5V eşittir 4V artı 160. 4V de eşitliğin diğer tarafına atarsak V eşittir 160 kilometre bölü saat olarak bulunur. Bu arabanın gidip geldiği toplam yol kaç kilometredir diye soruluyor. AB yolu 5V idi. 5 çarpı V'den 5 çarpı 160 800 olacak. Gittiği yol 800'dü. Tekrar geri döndü. O zaman 2 çarpı 800'den 1600 kilometrelik yol almış olacak. Bir otomobil 80 km bölü saat hızla 6 saatte aldığı yolu dönüşte 8 saatte alıyor. O zaman AB noktaları arasında 80 km bölü saat hızla hareket eden bir araç B kentine 6 saatte geliyorsa aldığı yol 80 çarpı 6'dan 480 km olacaktır. Dönüşte 8 saatte geliyor. Dönüşteki hızını sorulmuşlar. O zaman aldığı yol hızıyla zamanın çarpımına eşit. Dolayısıyla 80 ile 480'i sadeleştirirsek V'nin değeri 60 km bölü saat olarak bulunur. Ortalama hız bir hareketlinin iki nokta arasındaki aldığı toplam yolun bu yolu kat ettiği toplam zamana oranıdır. Bunu V ortalama ile gösteriyoruz. Ortalama hızı. Toplam yol bölü toplam zaman bize ortalama hız verecek. Örneğin 70 km bölü saat hızla 4 saat, 80 km bölü saat hızla 1 saat yol alarak tamamlayan bir aracın, evet, 70 km bölü saat hızla 4 saat yol alıyor. Daha sonra 80 km bölü saat hızla da 1 saat daha yol alıyor. Bu durumda ortalama hızı bulurken toplam yol bölü toplam zaman demiştik. Toplam yol 70 çarpı 4'ten 280, 80 çarpı 1'den de 80 olacaktır. O halde V ortalamayı yazarsak toplam yol bölü toplam zamandan toplam yol 280 artı 80 bölü zaman dediğimiz 4 saat, 1 saat daha 5 saat, yani 360 bölü 5 olacaktır ki bunun sonucu da 72 olarak bulunur. A'dan B'ye V1 km bölü saat hızla gidip B'den A'ya V2 km bölü saat hızla dönen bir aracın gidiş dönüşteki ortalama hızı ise yollar eşit olduğundan dolayı bu şekilde bulunur. Bu da işimizi kolaylaştıran bir formül. Evet, deniyor ki V1 hızıyla A'dan B'ye gidiyor. Dönerken de V2 hızıyla gidiyor. Ortalama hızı bulurken bu formülü uyguluyoruz. 2V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2. Evet, 2000 ölçüsü sorusu. Bir araç K kentinden M kentine saatte 42 kilometre hızla gitmiş ve saatte V kilometre hızla geri dönmüştür. Bu gidiş dönüşte aracın ortalama hızı saatte 48 kilometre olduğuna göre, evet, V ortalamayı yazarsak 2 tane V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2 idi. Verilenleri yerine yazarsak 48 ortalama hızı 2 çarpı V çarpı 42 bölü 42 artı V olacak. Evet, her iki tarafta sadeleştirmeyi yaparsak 6'ya böldüğümüzde 8'e 7,
Dolayısıyla 8 ile de 2'yi tekrar sadeleştirebiliriz. 4. İşler işler çarpımı yaparsak 168 artı 4v eşittir 7v olacaktır. 4v'yi de eşitliğin diğer tarafına atarsak 168 eşittir 3v. Dolayısıyla v'nin değeri de 56 olarak bulunur. 56 km bölü saat.